bahsetmiş olduğum Temmuz ayındaki en yüksek seviye. Bu aylık üretimimizi gösteriyor bizim. Fabrikanın çatısı 2100 metrekareydi. Burada 250 kW'lık bir güneş paneli kurulması müsaitti, alan olarak uygundu. 2022 yılının Haziran ayı gibi KDK müracaatımızı gerçekleştirdik. Müracaat sonuçlandı ve sonucunda da yapmaya hak kazandık. 2022 yılının yine sonunda projemiz onaylandıktan sonra bir ay, bir buçuk ay gibi kısa süre içerisinde inşa faaliyetlerini tamamladık. TKDK kapsamında 2023 Ocak ayından bu zamana elektrik üretimimiz orada başladı. Yaklaşık olarak %17'sini sağladık güç tüketimimizin. Bu anlamda da şu anda üretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Güzel bir uygulama. Sistemden de son derece memnunuz. Ve tarım kırsal kalkınma da bu anlamda bize ciddi bir destek oldu yatırımımızda. %40'a yakın bir destek oldu. Dönemsel düşüşler, yani yaz üretimimiz biraz daha düştüğü dönemler oluyor. Ortalama kümülatif olarak, yıl olarak baktığımız zaman yaklaşık olarak üretimimiz, tüketimimiz özür dilerim, 7 milyon TL'leri buluyor bugünkü rakamlarla. Bunun da %17'sini aşağı yukarı GES'ten sağlıyoruz. Sistemin bakım maliyetleri, işletim maliyetleri son derece kolay. İlk yatırım maliyeti dışında sonrasında sadece zaman zaman yapmış olduğumuz temizlik, cam temizlemesi sistemi var zaman içerisinde. Onun haricinde sistem çok mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hani takip ettiğimiz kadarıyla ilerleyen yıllarda tüm şirketlerin karbon salınımı noktasında enerji ile ilgili enerji belgesi, verimliliği vesairesi gibi konularla ilgili özellikle ihracatta bir takım mevzuatlarla, vergisel yüklerle karşılaşacağı söyleniyor. Onunla ilgili de bir nevi ön hazırlık olmuş oldu bu anlamda. İşletmemizde fındık üretimi ve dondurma üretimi yapmaktayız. İşletmemizde kullandığımız enerji, elektrik enerjisinin %80'ini şu an güneş enerjisinden sağlamaktayız. Şu an yaptığımız bu güneş enerjisi üretiminin karşılığında %80 civarında kar elde etmekteyiz. Ve en azından çevreye de karbondioksit ya da çeşitli zehirli gazları salmamaktayız. Bu yönden de mutluyuz. Yaptığımız bu projede %55 TKDK'nın bir hibesi oldu. Yaklaşık bize maliyeti yarı yarıya düştü diyebiliriz. Şu an biz de ihracatla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ihracat planlarımızın içinde yer alıyor. Ve yaptığımız çalışmalarda, araştırmalarımızda artık Avrupa karbondioksit üretimini kesinlikle istemiyor. Bunun için de yenilebilir enerjiden üretim istiyor. Biz de bunun için en azından altyapımızı tamamlamış olduk. İleride yapacağımız ihracatta bizden böyle bir şey istendiğinde bu üretimin tamamını güneş enerjisiyle birlikte artık karşılayabilecek pozisyondayız.